Geceki sahurumuzu da böyle hazırladım arkadaşlar. Yine kahvaltım hazır. Kahvaltılığım klasik, aynı tabakta böyle. Burada da ekmek balığı yaptım. Eşime de şöyle süt doldurdum. Çay demlemedim bugün. Sütü çok seviyor ve midesine iyi geliyor. O yüzden arada böyle demlemeyip sadece süt içiriyorum ona. Evet, herkese şimdiden hayırlı sahurlar. Allah'ım tuttuğumuz oruçları da kabul etsin inşallah. Şimdi dışarı çıktık. Herkeslere selamlar. Şimdi dışarı çıktık. Hemen bir BİM'e gidip ekmek alacağım mecburen. Ekmeğim hiç kalmadı çünkü. Ekmek alıp döneceğiz Aliye ile, değil mi Aliye? Yarından sonra da yasak var zaten. Öyle bakalım. Gerçi marketler açık ama ya, sürekli de gitmeye gerek yok yani. Bir hemen bakıp gelelim, ondan sonra da belki biraz parka çıkarız. Ama bir evde işlerim var, önce onları halletmem lazım. Bakalım duruma göre. Ay, ekmeğim bitmiş ya. Bir tane kalmış. 3-4 paket alacaktım buzluğa koymak için. Tüh valla. Ay şu diğerlerinde. Ay öbürleri de bitmiş ya. Kepek diyemiyorum. Evet. Geliyorum Ali. Şunları tutar mısın anneciğim? Tutarım tabii ki. Çok da bir şey yok. Önceki şeyler var. Şey alabilir miyiz anneciğim? Bakacağım dur ne aldığına. Ay şunu alıp şöyle inanın kaşıklayasım var. Vallahi. Domates, erişteler gelmiş sebzeli. Krema, çorba. Hiç bunlara ihtiyacımız yok şimdi. Ay şunu çok merak ediyordum. Ben şimdi alacağım bir tane akşam yemeği. İncire bayılıyorum. Eminim güzeldir. İncirli her şey. Şunu alayım. Kofretimiz var. Iskatıymış bu da. Kaç wattmış? 3000 mi acaba? Değil, 2300'müş. Çok şık. Bir dakika Ali. Ay çok şıkmış. Ama ev bardak dolu. Hiç alsam vallahi yer yok. Tamam anne. Tutar mısın? Bir dakika Ali. Elim acıdı. Kahve yana. Aman artık kahve mahvede. Çok şıkmış gerçekten, dantel gibi. Dantel çay setiymiş. 27.90. Çok güzel ama. Yo pardon. Ha, dantel öbürü. Şu Reykl.
Ha şu Reiko 64'müş. 64 liraya. Fazla biraz. Temizlik deterjanlarımız da var. Burayı da geçelim. Bazen böyle değişik şeyler oluyor burada. Şu çikolatalar 11 liraymış bu. Şu diğerleri de 7,5 lira. Pul çikolatalar. Karamiyo 5,5. 5,90. Bisküvim 2,25'miş. Şunlar var yine 5,5 lira ya. Şu kek 6 liraymış. Evet, hep geçelim buralara. Ivır zıvır. Ve bayramlık şekerler gelmiş. Olsa da olmasa da, gitsek de gelmesek de, işte şey yani. Bakın şunlar da gelmiş. Aa, bu sefer Tadelle de gelmiş. Şöyle anne, minik. Bak. Anne. Dur Ali. Kentin şöyle karışıkları var. Şu yine bunun karışığı. Ali dur. Şunlardan ben her sene alıyordum. Gerçekten çok güzel çıkıyor. Aa, bunlardan da gelmiş minik minik. Bak anne. Evet anneciğim. Klasik Ece zaten. Vallahi alıp almamakta kararsız kaldım. Ama eşim görünce büyük ihtimalle alacak. Kimse gelmese de biz yiyelim diye. Anne aldın bir tane bize. Bakalım. Anne bak burada da var. Aa evet. Bir de şundan alıyordum, Kahve Dünyası'nın. Bu da çok güzel arkadaşlar. Bu inanılmaz güzel, böyle top top. İçi dolgulu hep. Kahve Dünyası çıkarıyor bunu. Şöyle katmeri gelmiş. Çok çeşit gelmiş ya. Bu sene mini dolgulu çikolata. Ay şu da çok güzel. Büyük ihtimalle şundan alır eşim kesin görünce. Bir de bademi çok güzel oluyor buranın. Bademini alıyoruz. Ve kızlar bakın şimdi vallahi ne güzel bir şey yaptım. Şöyle tuzlu kandil simidi tarzı. Aslında tarzı değil, kandil simidi diye geçiyor tariflerde. İçinde bir kaşık yoğurt koydum. Sıvı yağ margarin var. İsteyen tereyağı da koyar ama vallahi tereyağı koymadım, ne yalan söyleyeyim. Margarinle yaptım. Mahlep var içerisinde ve bolca kavrulmuş susamla, böyle misler gibi gözüküyor. İnşallah tadı da güzeldir. Akşam bakacağız kısmet olursa tadına. Eğer ki güzelse, memnun kalırsam mutlaka en kısa zamanda da sizinle mutlaka yaparken birlikte yaparız, tarifinde paylaşırım. Şimdi fırınımı ısıtayım ve bunu vereyim. Hatta bir şey daha yapmak istiyorum, bakalım. Biri beni durdurmalı kızlar. Şimdi hemen arkasından da şöyle cevizli güzel bir böyle cookie tarzı bir kurabiye yaptım. İnşallah yine bunu da ilk kez denedim. Güzel olursa yine sizle paylaşırım. Şöyle rulo yaptım ben bunu. Şöyle kesecektim yuvarlak yuvarlak buzlukta bekletip ama bekletmeye şey kalmadı. Bir işim çıktı çünkü dışarı çıkmam gerekiyor. O yüzden kestim, şöyle uzun uzun oldu ama yapacak bir şey yok. Önemli değil ama tadı eminim çok güzeldir. Bolca da tarçın attım. Biraz böyle kendi tarifimi de kattım içine. Hadi bakalım bu da fırına. Bu arada simitlerim çıktı. Vallahi Ali tadına baktı. Tabii ben bakamıyorum şu an. Anne çok güzel olmuş dedi. Gerçekten. Kokusu falan zaten muhteşem. Mahlep olduğu için. Ay, yerim seni. İnşallah böyle tadı da güzelse sizle dediğim gibi paylaşacağım. Ve kızlar bu da gördüğünüz gibi cevizli kurabiyem. Şöyle yakından göstereyim size. Kestim ya ben bunları dilim dilim. O yüzden aralarındaki şeyler de hep yüzeye çıktı. Çok da güzel duruyor böyle. Kokusunu zaten anlatamam. Çok çok muhteşem. Şimdi birazdan saklama kabını alacağım. Hadi bakalım. Biraz önce bir markete gidip gelmiştim. Onu göstermiştim zaten. Orayı çekmiştim. Şimdi eve geldim. Birkaç bir şeyler hazırladım. Şimdi hastaneye gidiyoruz. Evimizin yakınında bir hastane. Ankara'da olanlar bilirler, Gazi'ye. Gömcemin eşi orada. Ameliyat oldu. Çok şükürler olsun. İyi.
Şimdi onu bir ziyaret etmek istedik. Gün içinde gitme şeyimiz olmadı. O yüzden şimdi bir gideceğiz. Eşim biraz erken çıktı izin alıp. Yarından sonra da zaten yasaklar var. Gitme şeyimiz olmuyor yani. Onun için şimdi hemen bir onu ziyaret edip gelmek istedik. Trafik felç ama görmelisiniz yani. İnşallah yetişebiliriz. Ama zaten hastane olduğu için hani gittiğimiz yer bir sıkıntı çıkarmazlarmış. Çıkarmıyorlarmış yani polisler de. Öyle yani. Trafiği göstereyim size. Vallahi fena. Ama insanlar da haklı yani. Çünkü herkesin işi var. Bir şekilde son gün olduğu için ya işten dönenler ya bir iş için çıkmış olanlar. Neyse bundan sonra artık herkes evinde, hastalıklardan uzak inşallah. Şu musibet bir an önce biter. Ambulans geliyor ama yol açmaya çalışıyorlar ama hiç polis anons yaptı ama yok yani hala hareket. Allah'ım şifa versin. Kim varsa içinde yarabbim. Çok şükür. İyi açıldı. Ve hastane. 5 dakika. Ve hastane bahçesi. Evet valla 45 dakikada geldik. Neyse geldik şükür. Ev bize de hayırlısıyla dönersek tamamdır. Ve yine bir iftar hazırlığıyla kızlar, herkese selamlar tekrardan. Burada şöyle makarna suyu kaynattım. Şimdi hatta dökeceğim. Şöyle mantı gibi soslu, bol soslu bir sarımsaklı, yoğurtlu, salçalı. Ondan sonra sumaklı, naneli bir makarna yapacağım burada. Aslında bugün niyetim mantı almaktı, mantı yapmaktı açıkçası. Yani ha gideyim parkta oturdum işte. İnanın sonradan da markete gitmeye üşendim. Dedim ki mantı yapana kadar dedim bir güzel yoğurtlu makarna yap. Aynı zaten sosu sonuçta. Açıkçası bana çok da böyle tadı fark etmiyor. Yani tadı tabii ki fark ediyor. O kıymalı sonuçta bu şey ama üstündeki sosu inanın yediriyor. Ve hatta normalde ben şeyi bununla yapmam. Yoğurtlu makarnayı şu fiyonklar var ya onunla yaparım ama şu an evde kalmadığı için bununla yaptım. Artık olsun. Dediğim gibi önemli olan sosu. Şimdi şurada da mantar kavuruyorum. Mantar sotu yapacağım eşime. Aslında onu da fırında yapacaktım böyle kaşarlı. Tereyağlı, tuzlayıp böyle fırına verecektim ama onu da böyle şimdi eşim gelince sote olarak istedi. Zaten ben yemiyorum o yiyecek. Mantarla aram yok. İyi dedim o zaman. Nasıl istiyorsan öyle yapayım. Şimdi mantarı doğrayacağım. Şurada hemen şeyini de doğradım. Biberlerini de şöyle doğradım. Biraz iri iri oldu ya. Biber o kadar şeymiş ki yumuşamış. Böyle ince ince doğrayamadım. Neyse bir şey olmaz. Yabancı yok. Tamam bu da sotelense. Şöyle mantarını halledeyim buradan. Atayım mı sence? At. Elveda. Hayır atmayacağım. Mantarlarımı bir güzel şöyle ova ova yıkadım arkadaşlar. Zaten çok çamurlu değilmiş. Temiz toplamışlar. Ya soyun, yıkamayın ya da yıkayın, soymayın hep denir ya mantara. Aslında genelde soyardım ama şu an vakitsizlikten dolayı yıkamayı tercih ettim. Şu makarnayı karıştırayım bir. Çorbam da orada kaynıyor. Şöyle. Mantarımı doğrayayım şöyle hemen soteme ilave edeyim. Ve evet mantarlarım bu şekilde. Ay tavam küçük geldi ama öbürleri şeydi. Dolapta olan var, şey olan var. Öbürleri müsait değildi, ne yapayım? Buna koydum. Şunu alacağım çünkü çevrilmiyor bile. Birazdan pısar ama pısana kadar kavrulmaz.
Şunda rahat rahat. Şimdi ben bunu bir güzel kavurayım. Azıcık biber salçası koyacağım. Bir de şöyle buzluktan çıkardığım domatesimi şöyle yarısını koyacağım. Bir tanesi çok fazla gelecek. Tamam. Hemen karabiberimi de şöyle atayım. Şimdi mantarları biraz kavurayım. Hemen suyunu vereceğim azıcık. O arada şu domates zaten suyla şey yapıyor. Yumuşar. Önceden çıkarmadığım için ben hemen yemekleri böyle koyuyorum. Zaten ince ya. Çabucak yumuşuyor. Sıkıntı olmuyor yani. Bu arada şurada da mercimek çorban var. Ona birazcık böyle zerdeçal ilave edeceğim. Pişmeye devam etsin. Şimdi vereceğim bu suyunu da. Bu kadar. Zaten domatesin suyuyla pişer bu. Tamam, şimdi makarna ne durumda? Makarna pişecekken şuraya da salçalı sosunu hazırlayıp makarnamızı. Vallahi hangi kaşık hangisini de artık vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Öyle hepsini birbirine kattım, neyse yabancı yok. Yapacak bir şey yok. Hepsi benim yemeğim. Bakın görüyor musunuz? Hemen eridi. Aradan bir 2 dakika falan geçti. 2-3 dakika geçti. Hemen domatesi de eridi. Ve mis gibi bir sote olma yolunda ilerliyorlar. Evet, hadi bakalım. Bir 10 dakika daha pişsin. Hemen zaten tamamdır o. Makarnama bakacağım şimdi. Ve şöyle tereyağıyla sıvı yağı erittim. Hemen şöyle taşmadan. Nedense bir taşıyor ya. Kaynayınca herhalde. Kırmızı biberle de naneyi yaktım. Çorbamın üzerine şimdi gezdireceğim bizler gibi. Çorbama şöyle. Oh. Mis mis. Burada da çaylar var ki. Şu siyah şeyi koy canım. Siyah. Siyah tepsiye. Makarna da hemen koyayım. Şurada da şöyle onları yine azıcık çok az istedi kayınvalidem. Aslında yemeği var ama ben böyle yollamak istedim. Yoğurtlu makarna koyacağım. Sumağım kalmamış maalesef. Aslında ben de bolca da sumak atardım ama o yok şimdi. Tamamdır. Gördüğünüz gibi çorbam burada pişti. Yoğurtlu makarnamı gördünüz. Aynen o şekilde kendimize de servis edeceğim. Burada da mantar sotemiz tamam. Burada da böyle İstanya ablamın saksısından çıkan soğanları böyle bastırdım. Şimdi bunu bir yıkayacağım, sofraya götüreceğim bizlere. Afiyet olsun. Ve gündüz BİM'den aldıklarım inanın hala masanın üzerinde duruyordu poşetle. Şimdi onları bir dolaba kaldıracağım. Şu ekmeğimden aldım. Aslında amacım bir 3-4 tane alıp buzluğa koymaktı sürekli gitmeyeyim diye. Çünkü onu ben çok yiyorum, Alya da öyle. O yüzden ama bulamadım. Sonra şu
saç yufkası. Umarım doğru almışımdır. Evet. Şu BİM'in saç yufkası arkadaşlar gerçekten güzel çıkıyor. Yani tabii ki normal yufkacılarınki kadar değil, o kadar ince değil ama market yufkası kategorisinde bence gayet güzel. Sadece biraz kenarları şey çıkıyor. Kalın çıkıyor, böyle incecik. Onları da hemen atıyorum. Gayet güzel oluyor. Sonra şu şeyi merak etmişim. İşte çayla yiyecektim. Ama çayın yanında yaptığım kurabiyelerden yedik. Bu kaldı başka zamana. Şu Saklıköy'ün. Saklıköy'ün her şeyini çok seviyorum ama burçaklısını da şimdi deneyeceğiz. İncirlisini. İncirlisini de denemek istedim. Şöyle iki tane kek aldım. Meyveli. Bayılıyorum ben bunların keklerine valla. BİM'in meyvelisi efsane. Öbürü de güzel ama meyvelisini çok seviyorum. Bir tane böyle kek sıra istedi. Aile onu aldı. Şöyle 3 tane de Eti Puf almışız. Evet, bu kadar. Evdeki kulaklık krizini de çözmek için en son Doğa kendini almıştı. Trendyol'dan almıştık onunkine. Sonra Aliye 101'den bir tane ucuz almıştım. Bunu da eşim bana almış BİM'den. Bu da yine uygun fiyatlı, 11 liraydı sanırım. Fiyatı, rengine bayıldım. Özellikle pembe istedim. Pembe almış o da. İş görür gayet de, ne olacak sanki. Sonuçta sadece edit yaparken kullanıyorum ben. Gayet de iş görür. Bu da öyle yani. Şimdi bunları da yıkayıp kaldırayım. Öyle işlere devam.